Yemedik demesinler. Evet, haklı, doğru söylüyor. Selçukhoca'ya da gitmedik, Şevlatçı'ya da gitmedik. Yiyoruz. Kayabilirsiniz. Uyarın arkadaşlarınızı. Arkadaşlar, burası ıslak, dikkat. Süper. Kahramanlar iniyor. Dur bakalım, fotoğraf çekeceğiz. Valla iyi ki bizi şey yaptın, yani belgeledin. Nezi. Gelmiyor mu onlar? Kimseye inandıramaz. Aa, harika. Çok güzel. Bize bak diyorlar ki ellerle bir şeylerle piknik yapmaya gidip mağarada. Biz 200 metre aşağıya inmiştik ya. Baksana ne güzel.
ve Düzce Kültür Portalı'nda. Burası Yukarı Mahalle. Yukarı Mahalle. Tarihi çarşı diyoruz. Hatta bir pazar var ama burada pazara hiç girmeyelim, çıkamayız pazar deyince. Bakın sağdaki evler. Sağdaki evler. Biraz daha aşağı gidelim kaptan, böyle bir geçiş yapalım buradan. Asmadan üzüm aldım, sandıkla çeyi sardım, sandıkla çeyi sardım. Verin benim yârimi, annemden izin aldım, annemden izin aldım. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Denmesinin sebebi 9 ayrı su değirmeni varmış. Bunlardan sadece bir tanesi kalmış. Bu da Dokuzlar Köyü'nün anı taş diye tarif ettikleri çınar ağacının oraya geldik. Çap 3.6 metre, çevresi 11.30 metre. Yaşı 600 olduğu burada çakılmış, gösterilmiş. Devam ediyoruz. İçi de oldukça görünebilir durumdaymış herhalde. Burayı da göreceğiz. Bu arada da bir anne ile yavrularını burada görüyoruz. Onlar da yavrularını burada koruyor galiba. Evet. Aa, oo, içinde oturulur. Ve de içinde bir kovuğumuz var. Evet Sedef, ne düşünüyorsun şu anda? Kış çok güzel. Ya bak. Kışta açık bir yere benziyor. Ya. Ağacın gövdesinin içine baktığımız zaman bile çok etkileyici bir çınar ağacı. Evet. Evet, Dokuzlar Köyü'nün kalan tek su değirmeni. Dokuz Değirmen Köyü diğer adıyla köyün adı. Buradan içeri giriyoruz. Ve şu anda değirmenin içini görüyoruz.
Değirmen sahibi burada. Evet, fırını alıyoruz. Evet, şu anda hazır olur, mükemmel. Almayan pişmanlık görebilirim. Dinleyebilirim sizi. 100 yıllık 9 değirmen mevcudunda 9 tane değirmen. Şu anda 50 evet. tane kaldı. Evet. Çalışır vaziyette bir bu. Barajdan dolayı da tadilat yaptırıp yeni şekline getiremiyoruz. Çünkü evet. su altında kalma ihtimali var. Evet.